İzmir'de vatandaşın kesilmesine tepki gösterdiği ağaç Büyükşehir Belediyesi tarafından gece karanlığında söküldü. Ayrıntılara bakacağız. Haber muhabiri Tayfun Er'in yanında konuğu var. AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Baştaş konuğu. Sözü Tayfun'a bırakalım. Evet, Gazi Bulvarı'ndayız şu anda. İzmir'in Çankaya semtinde ticaret merkezinin olduğu Gazi Bulvarı'nda ve bu bulvar üzerinde çok sayıda asırlık çınar ağacı var. Ve bunların bir kısmı, bir tanesi geçtiğimiz gece bir operasyonla kesildi. Tabii ki İzmir'de ağaç katliamları 3 yıldır devam ediyor. Özellikle palmiye ağaçları. Palmiye ağaçları da hastalık gerekçesiyle mücadele yapılmadığı için, ki geçtiğimiz Aziz Kocaoğlu döneminde bunların hem çınar ağaçlarının hem palmiye ağaçlarının restorasyonu ve bakımı, işte o zirai mücadele yapılıyordu. Ancak 3 yıldır bu yapılmıyor ve 2 yıldır 2000'in üzerinde palmiye kesildi. İşte o çınar ağacı da burada. Konuğumdan alacağız detayları. Efendim, ilk ihbar size geldi ve bir gece operasyonuyla işte bölgedeki çınar ağacı kesildi ve şu anda durum bu şekilde. Neler söyleyecek? Şimdi 3 aydır durmadan ihbarlar geliyor bize. Ağaçların kesildiğine dair ihbarlar geliyor. 25 yıldır İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni yöneten CHP, bırakın bir ağaç bir fidan diktiğini bile şahitlik etmezken, son 3-4 aydır 20'ye yakın palmiye ağacı ve 10'a yakın da çınar ağacının kesmesi bardağı taşıran son damla oldu. Bu hafta içinde Gıda Çarşısı'nda belediyeye dilekçe verip bu ağaçların budanması için dilekçe veriliyor. Gece bir geliyorlar, sabah bir kalkıyorlar, bütün ağaçları kökten kesmişler. Ve 2 gün önce yine bir video geldi bize. Büyük bir çınar ağacın kesildiğinin videosu. Bu çınar ağacı. Yani bunları tedavi edeceklerine bunlar kökten çözüm bulup kesiyorlar. İşlerine geldiklerinde büyük çevreci olan Büyükşehir Belediyesi ameşine geldiği zaman kökten kesmeler. Artık zaten biz onlardan bir hizmet beklemiyoruz. Bari bizim nefes aldığımız bu ağaçları, özellikle Gazi Bulvarı'ndaki bu ağaçlı yolların, bu ağaçların korunması ve bir an önce bu ağaç kesmelerinden vazgeçmelerini istiyoruz. Şu anda tabii bu ağaçların restorasyonu, korunması için çalışma yapılmıyor. Bunu gözlemliyoruz. Büyükşehir'in hiçbir şey yaptığı yok ki. Hiçbir şey yaptıkları yok burada. Ve özellikle görüyorsunuz, konağın kalbi dediklerimiz, nefes aldığımız bu Gazi Bulvarı'ndaki yılların çınar ağaçlarını artık bekçi mi tutacağız? Gece 2'de hırsızlık yapar gibi kesip alıp götürmeleri doğru bir hareket değildir. Ki yıllar içerisinde tabii ki bu ağaçlar korozyona uğruyor ve bunların restorasyonu mümkün. Hem Tarım Bakanlığı, İlçe Tarım Müdürlükleri tarafından yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin bu işe bütçesi mi yok acaba? Büyükşehir'in bütçesi çok var ama başka şeylere harcıyorlar. Yani bir konser için 45-50 milyon harcayacağına, özellikle İzmir'in nefes aldığı ve kalbi dediğimiz, özellikle bu Gazi Bulvarı'ndakini, buna bir şey, bir bütçe ayıramıyorsun. Ayıramıyorsam yazıklar olsun. Tabii ki bu katliam, tarih, çınar ağacı çok değerli bir ağaç ve yıllara tanıklık eden bir ağaç, ki hemen yanında iki tane ağaç var. Dimdik Ayak'ta, bu da onlardan bir tanesiydi. Bununla ilgili bir yasal girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz efendim? Bir yasal girişimde bulunacağız. Ben 2 gün önce bana video gelince önce Tarım İl Müdürlüğü'nü, vekilleri aradım. Hani bunlar nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor? Şimdi bu hastalıklıysa Tarım Bakanlığı, Tarım Orman ve Tarım Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri lazım. Herhangi bir müracaat da yok. Hani benim gördüğüm kadar herhangi bir müracaat da yok. Ben o gün bir sosyal medyada şunu paylaştım. Gece hırsızları. Bunlar gece saat 3'te yapıyorlar. Ve sabah hiç kimsenin farkına varmadan bu ağaçları kaldırıyorlar. Amaçları nedir bilmiyorum. Bir de buradan seslenmek istiyorum. Hani çevreciler, bir tane ağaç için gezi olaylarını başlatan, nerede o çevreciler?
onların seslerini duyurmalarını istiyoruz. Hani çevreciler gelsin. Özellikle 3 ay önce yahanelerde 17'ye yakın palmiye ağacı kesildi. Gece. İzmir'in simgesi. İzmir'in simgesi. Bir de İzmir'in göbeği. Hani çevreciler? Fuarda da öyle oldu. Fuarda da öyle. Ama ben Konak ilçe başkanı olduğum için Konak sınırlarının içinde kesilen her ağacın takipçisi olacağım. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Evet, İzmir'de işte ağaç katliamı hem de çınar ağacı. Palmiyeler kesiliyor, çınar ağaçları kesiliyor ve bunun içinde belediye bu ağaçları restore etmek ya da tedavilerini yapmak için bir çaba sarf etmiyor. Asıl sorun orada. Ancak işte asırlık çınar ağacının kesilmesi de bizim içimizi azıtıyor diyelim. Sözü tekrar İzmir'den size bırakalım.